iki başlığımız var. Bir tanesi Bakan Bilgin'den hem asgari ücret hem de emekli maaşı ile ilgili açıklamalar var. Şimdi asgari ücret meselesi herkesi ilgilendiriyor. Emeklisini de ilgilendiriyor, çalışanı da ilgilendiriyor, çalışmayanı da ilgilendiriyor. Çünkü yani asgari ücret rakamı açıklandığı andan itibaren hayattaki pahalılaşma, fiyatların belirlenmesi, alacağınız, tüketeceğiniz ürünlerin tekraren ortaya çıkması karşımıza çıkıyor. Şimdi burada değerli izleyenler, Bakan Bilgin bana göre bir seçim politikacı gibi konuşuyor asgari ücret meselesiyle ilgili. Çünkü diyor ki Temmuz ayında asgari ücret yeniden değerlendirilecek diyor. Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak diyor. Bakın dikkat ediyorsanız bir rakam telaffuz etmiyor. Demiyor ki İşte 10 bin lira yapacağız, 11 bin lira yapacağız. Bunu söylemiyor. Çünkü bunu derse vatandaşlar diyecek ki ya yarın öbür gün 10 bin liranın, Temmuz ayında 10 bin liranın bir kıymeti mi kalacak diyecekler. O yüzden Bakan Bilgin de burada bir siyasetçi gibi davranarak, daha doğrusu siyasetçi 500 dolar diyor. Yani şu mesajı veriyor, siz merak etmeyin. Dolar kaç olursa olsun siz 500 dolar değerinde bir asgari ücret alacaksınız mesajı vermeye çalışıyor. Tabii bu böyle olacak mı? Temmuz ayında göreceğiz. Emeklilerle alakalı da Bakan Bilgin'in şöyle bir ifadesi oldu. Emekli maaşında Bakan Bilgin daha önce şunu söylemişti. 7-10, 10-15 arası kademeli azalarak bir zam sistemi getirilecek denilmişti. Fakat şimdi tam tersi ne yönünde bir açıklama yaptı. Dedi ki prim günü ödemesi dikkate alınarak, yani siz çok prim ödediyseniz ve emekliyseniz size o oranda zam yapılacağını söyleyen, yorumlayan bir açıklama yaptı. Bunu da Temmuz ayında göreceğiz. Temmuz ayında şimdi kendisi de muhtemelen bakan olmayacak ama sürprizlere gebe bir süreç bizi bekliyor. Özellikle pazartesi gününden sonra. Son kısımda konuşuruz. Seçimden sonra neler olabileceğini konuşuruz. Bu bölümde Kılıçdaroğlu'nun son dakika giderken EYT vurgusu oldu. EYT vurgusu yaptı. Hani böyle bir son kurşun denilebilecek mesele ya. Burada EYT'de geride kalanlara yönelik bazı söylemlerde bulundu. Ve şöyle söyledi. Dedi ki hemen okuyalım. Sonrasında bir video var. Onu da paylaşalım. Erdoğan'ın zulmü ve yasakları varsa benim de vicdanıma güvendiğim halkım var. Beni ister sevin, ister sevmeyin ama bu videomu herkese yayın, gösterin, anlatın. EYT'den hakkını alamayanların ve sebebi ne olursa olsun bu ülkede mağduriyet yaşayan kim varsa hakkını geri vereceğim dedi. EYT ile alakalı böyle bir çağrıda bulundu. SGK uzmanı Özgür Erdursun dün attığı bir tweette şunu söylemişti. Demişti ki az önce Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştüm. 8-9-99 sonrası sigortalı olanlara kademeli emeklilik gelecek ifadesini kullandı. EYT'de tüm eksiklikler giderilecek dedi. Yani 99 sonrası için emeklilik düzenlemesiyle ilgili yeni bir düzenleme yapacağını ifade ediyor Kılıçdaroğlu. Çünkü diğer türlü biliyorsunuz bir yaş meselesi var. 60 yaşına kadar bekleme meselesi var. Şu anda bir prime dayalı bir emeklilik sistemi getirileceğinin mesajını verdi. Bu görmüş olduğunuz paylaşımdaki videoyu bir izleyelim. Üzerine de birkaç konuşacağımız şey var. Meydanlarda, televizyonlarda, gazetelerde uygulanan ambargoyla milletimize ulaşmamız engelleniyor. Bu duvarı aşmak için bugün EYT konusunda yapacaklarımızı anlatmak için kısa bir mesaj gönderdik. Ancak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yani BTK bu kısa mesajımızı engelledi. Halkımızla buluşmamıza, size sesimizi duyurmamıza tahammül edemiyorlar. O mesajda şunu söylemiştim. EYT'deki çifte standart son bulacak. 8 Eylül 1999'da sigortalı olan emekliliğe hak kazanıyor ama bir gün sonrasında sigortalı olan tam 17 yıl sonra emekli olabiliyor. EYT'deki bu adaletsizliği bitireceğim, vatanını seven sandığa gelsin. Şimdi bu videoyu izleyen herkesten bir istirhamım var. Sevgili halkım, bu videonun altına videoyu indirebileceğiniz bir link bırakacağım. Şimdi herkes tüm rehberine bu videoyu göndersin. Saraya ve saray aparatı kurum yöneticilerine inat, tüm milletimize ulaşacağız. Unutmayın, birleşe birleşe kazanacağız. Evet, EYT'lilere böyle bir mesaj verdi. Ayrıca işte politik bir söyleme arasında bunu söyledi.
Ve bu noktada da şimdi mesela Mustafa Bey'in bir yorumunu görüyorum. Mustafa Bey haklı olarak diyor ki Kılıçdaroğlu hangi meclisten geçirecek bu kanunu diyor. İşte bu çoğunluk meselesini söylüyorsunuz. Ama biliyorsunuz şu anki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı'nın yetkileri oldukça yüksek. Kararname ile birçok şeyi yapabiliyor ve yaptırım gücü de çok yüksek. Ama meclis konusunda haklısınız. Bu noktada da muhalefetin şöyle bir tutum sergileyeceğini biliyoruz. O da nedir? Halkın yararına, vatandaşın faydasına olan şeylerin çıkarılmaması veya işte engellenmesi noktasında bunu halka şikayet etme ve o noktada bir kamuoyu oluşturma yöntemine gidecekler. Ama şunu söyleyeyim size, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde emin olun, yani meclisin çok da fazla bir şeyi yok. Yani zaten bu parlamentonun güçlendirilmesi konusu buradan ortaya çıkıyor. Bu kararname meselesi de bunlardan bir tanesi. Onun da altını çizmekte fayda var. Şimdi geçelim.